Güneşi doğumundan yaklaşık 2 dakika önce, batımından da yine yaklaşık 2 dakika sonra hala görebildiğimizi biliyor muydunuz? Buna ek olarak doğarken ve batarken güneşi sanki ezilmiş gibi görürüz, öyle değil mi? Bana bu olayların sebebinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu uzun sorulara kısa bir cevap vermek gerekirse size bu olayların sebebinin atmosferin ışığı kırması olduğunu söyleyebilirim. Ama eğer fazlasını öğrenmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. İsterseniz önce bildiğimiz şeylerin üzerinden geçelim. Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Gün ve gece bu yüzden oluşuyor. Ama biz üzerinde olduğumuz için dünyanın döndüğünü fark etmiyoruz. Hatta bize göre dönen dünya değil güneş. Bu arada güneşi çok uzakta olduğu için daha küçük çizdim. Her neyse evet biz güneşin dünya etrafında döndüğünü düşünür ve gün doğumu ve gün batımı gibi terimleri kullanırız. Ama bu terimlerin ortaya çıkmasını sağlayan şey aslında güneşin dünyaya göre konumudur. Ve biz de şimdi gün doğumu ve gün batımı sırasında ne olduğuna bakacağız. Bu sorunun cevabını yani gök cisimleri ufuk çizgisinin altında olduğunda onları göremediğimizi biliyor olabilirsiniz. Aynı mantıkla ufuk çizgisinin üzerinde olduklarında da onları görebiliriz. Güneş ufuk çizgisini geçer geçmez onu doğuyor gibi görürüz. Bu arada ufuk çizgisi yeryüzüne teğet olan bir doğru. Evet, ufuk çizgisini bu şekilde yeryüzünde bulunduğumuz yere teğet olan bir doğru olarak çizebiliriz. Gök cisimleri bunun altında olduğunda mesela şu anda ufuk çizgisinin altında olan güneş gibi onları göremeyiz. Neden diye soracak olursanız bu cisimlerden çıkan ışık ışınlarını çizelim ve bir bakalım. Mesela güneşin tepesinden çıkan ışınları bu şekilde bulunduğumuz yere doğru çizmeye çalışalım. Işınların buraya bir yere çarpıp bize ulaşamayacaklarını görüyorsunuz değil mi? Çok da iyi bir çizim olmadı ama umarım görebiliyorsunuzdur. Ufuk çizgisinin altında kalan cisimlerden gelen ışınlar buraya bir yere çarpar ve gözümüze ulaşamazlar. Güneşi şu anda göremiyor olmamızın sebebi de bu zaten. Peki şu anda ne görüyoruz dersiniz? Buna benzeyen bir görüntü görüyoruz diyebilirim. Güneşi az önce söylediğim sebeple göremiyoruz. Ufuk çizgisi de gökyüzüyle yerin ya da okyanusun veya denizin birleştiği çizgidir. İşte burası. Ve güneş şu anda ufuk çizgisinin altında. Buraya bir yere geldiğinde gün doğumu başlamış olur ve güneşi buna benzeyen bir şekilde görürüz. Fakat şu ana kadar atmosferi bu oyuna dahil etmedik. Güneşi eski yerine getirip atmosferi de şu şekilde çizelim. Yine güneşin tepesinden çıkan birkaç ışık ışını çizip şuraya biraz daha yakından bakalım. Atmosfer olmasaydı bu ışınlar bu şekilde ilerleyecek, gözümüze ulaşamayacak ve biz de güneşi göremeyecektik. Ama ışınlar şu anda boşluktan atmosfere geçiş yaptıkları için hızları azalacak. Işığın en yüksek hızının boşlukta olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Evet. Işık boşluktan herhangi bir ortama geçtiğinde hızı azalır. Hızı azaldığı için de eğer buraya birkaç normal çizgisi çizecek olursak bu normallere doğru kırılacağını görürüz. Bunlar kırılan ışınlar, bunlar da normaller. Kırılan ışınların normale yaklaştıklarını fark etmişsinizdir. Hızı azalan ışınların neden normal çizgisine doğru kırıldıklarını merak ediyorsanız kırılma ile ilgili olan videolarımızı izleyebilirsiniz. Evet. Bu ışınlar aşağı doğru kırıldıkları için gözümüze ulaşacaklar ve ne gördüğümüzü anlamak için bu ışınların geldiği yolu takip edelim. Işınların buradan bir yerden geldiklerini düşüneceğiz. Ekranı biraz uzaklaştırayım. Evet, ışınlar bize buradan geliyormuş gibi görünecek. Uzaklaşırsak daha rahat görebiliriz. İşte ışınların geldiğini düşündüğümüz yer. Böylece Güneş'in tepesinin de burada olduğunu düşünecek ya da göreceğiz. Güneş ufuk çizgisinin altında olmasına rağmen ışınlar bize doğru kırıldığı için Güneşi ufuk çizgisinin üzerindeymiş gibi görüyoruz. Başka bir deyişle Güneşi daha doğmadan görüyoruz. Güneş aslında ufuk çizgisinin altında ama atmosferdeki kırılma yüzünden onu ufuk çizgisinin üzerinde yani burada bir yerde görüyoruz. Gün doğumunu daha güneş doğmadan önce görüyoruz dememizin sebebi de bu zaten. Hatta güneşi battıktan sonra bir müddet görmeye devam etmemizin sebebi de bu. Güneş battıktan sonra, yani ufuk çizgisinin altına geçtikten sonra kırılan ışınlardan bazıları gözümüze ulaşır ve bu sayede biz de güneşi görmeye devam ederiz. Erken gün doğumları ve geç gün batımlarının sebebi ışığın atmosfer tarafından kırılmasıdır. Erken gün doğumu ve geç gün batımının tamı tamına ne kadar erken ve ne kadar geç olduğunu merak ediyorsanız, hesaplama yaptığımızda bunun sadece birkaç dakika olduğunu görürüz. Yani erken gün doğumu ve geç gün batımı sadece birkaç dakikalık bir süreye denk gelir. Uzun sözün kısası atmosferimiz ışık ışınlarını bize yani aşağı doğru kırdığı için güneş olduğundan daha yukarıdaymış gibi görünür. Bu durum sadece güneş için değil, diğer tüm gök cisimleri yani ay, yıldızlar ve gezegenler için de geçerli. Ayrıca atmosferin yarattığı bu etki bahsettiğim gök cisimleri ufuk çizgisine yakın olduğunda daha da fazlalaşır. Şuraya yakınlaşırsak gök cisimleri ufuk çizgisine yakın olduklarında gelen ışınla normal çizgisi arasında çok büyük bir açı olur. Ama cisimler tam tepemizdeyken, mesela güneş öğleden sonra tepe noktasına ulaştığında gelen ışın yüzeye dik olduğu için kırılma minimum seviyede olur. Ve bu sayede gök cisimlerinin konumlarında bir değişiklik olmaz. Yeniden eski görüntüye döner. Atmosfer gökyüzündeki cisimlerin daha yukarıda görünmesini sağlar ve bu etki cisimler ufuk çizgisine yakın olduğunda fazlalaşır. Demek istediğim, cisim ufuk çizgisinden ne kadar aşağıdaysa konumundaki değişim de o kadar fazladır. Tabii cisim çok aşağıdaysa ışınlar gözümüze ulaşacak kadar kırılamazlar ama genel olarak cisim ufuk çizgisinin ne kadar altındaysa konumdaki değişim o kadar fazla olur. Cisim yükseldikçe de konumdaki bu değişim gitgide azalır. Cisim tam tepemizde olduğunda ise konumdaki değişim neredeyse sıfırdır. Çok önceleri denizdeki yönlerini tayin etmek isteyen denizcilerin bu iş için ufuk çizgisine yakın olan yıldızları seçmemelerinin sebebi de budur. Neden? Çünkü eğer bu yıldızları kullansalardı, yıldızların konumlarında çok büyük değişiklikler olacağından denizcilerin hata yapma ihtimali de artardı. Son olarak bir de güneşin Gün doğumu ve gün batımı sırasında neden ezilmiş gibi göründüğü sorusuna cevap verelim. Güneşin ufuk çizgisine en yakın olduğu bu iki zamanda az önce bahsettiğim olay geçerlidir dersem yeterli olur mu? Hadi videoyu durdurun ve biraz düşünün. Güneşin ufuk çizgisinin altında olduğunu ama atmosferdeki kırılma sebebiyle sanki daha yukarıdaymış gibi göründüğünü ve bu etkinin cisimler ufuk çizgisinin altında olduğunda gözümüze daha da kuvvetli bir biçimde yansıdığını biliyoruz. Tam o anda Güneş'in alt noktası tepe noktasına göre daha aşağıda. Öyle değil mi? Güneş'in alt noktası üst noktasına göre daha aşağıda olduğu için konumunda biraz daha fazla değişiklik olur. Yani daha yüksekteymiş gibi görünür. Üst kısmın konumu bu kadar değişirken alt kısmınki değişmez. Güneşin alt ve üst noktalarının konumlarındaki değişim aynı olmadığından simetrisi de bozulur ve gözümüze sanki ezilmiş gibi görünür. Astronomların gök cisimlerinin ufuk çizgisine yakınken fotoğraflarını çekmek istememelerinin sebebi de budur.